özel mezar yapmışlar. Ahmet Vefik Bey yapmıştı evet, mezarını. Evet, özel. Çok güzel. O da Allah, rahmetli oldu. Evet, Allah ona da rahmet eylesin. Evet. Biz 20 Ocak 2020'den beri ben ve arkadaşlarım ilçe ilçe vatandaş dinliyoruz, esnaf geziyoruz, işsiz genci dinliyoruz, KPSS mağdurunu dinliyoruz, çiftçiyi dinliyoruz, esnafın halini dinliyoruz, tencere kaynatamayan kadını dinliyoruz, üniversite kazanıp yurt bulamamış genci izliyoruz, dinliyoruz. Emekliyi 5 ayrı SSK maaşını, Bağkur maaşını alan, 5 ayrı maaş alan, yani 1500 liradan 2600 liraya kadar farklı farklı maaşlar alan emekliyi dinliyoruz. Mahvolmuş besiciyi dinliyoruz. Ve susuz kalan köylerin muhtarlarını dinliyoruz. EYT'lileri dinliyoruz. Atanamayan öğretmenleri dinliyoruz. 3600 söz verilmiş, ek gösterge verilmeyen memurlarınızı dinliyoruz. Yani bakın, benim şu anda saydığım en az 15 kalem etti, daha eksiği var. Hesap edin. Şimdi böyle bir noktada bu gezilerin, bu esnaf dinlemenin neticesinde öğrendiklerimizi önce kamuoyuyla ben paylaşıyorum. Sonra arkadaşlarım araştırma önergeleri, soru önergeleri, kanun teklifleri veriyorlar. Ve sonuç itibariyle vatandaşın derdinin birinci öncelik olduğu bir siyaset yapma halini, yapış şeklini Türkiye'ye şimdi açacağım, söyleyeceğim. Ve Türkiye'de bunun hakim olabilmesi için bir büyük gayret sarf ediyoruz. Siyaset yapma biçimini sizinle el ele vererek yıkacağız inşallah. İnşallah! İnşallah! Şimdi bugün bu konuşmayı yapma nedenim ne biliyor musunuz? Ayçiçeği fiyatlarının sizin istediğiniz şekilde olabilmesi için şimdi bir en az bir fiyat açıklayacağım. Hatta iki arkadaşıma açıklattıracağım. Buranın insanlarına açıklattıracağım. Ondan sonra onun peşine düşeceğiz. Yani bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bunun anlamı hizmet üzerinden rekabet üretmektir. Evet, evet, evet. Eğer biz hizmet üzerinden rekabet üretmez, siz de bunu arkasında, bunun arkasında durmazsanız çırak çıkmaya devam edeceksiniz. Doğru. Şimdi bunu doğru engellemek doğru için evet, Bedri Yaşar'la Erhan Usta'ya soruyorum. Biz iktidar olsaydık, Millet İttifakı olarak ittifak halinde iktidar olsaydık, arkadaş kaç açıklayacaktık? Beraber söyleyin bakayım. En az 5500 lira. Bence 5500 de yetmez, 6000 olsun. Evet. Parmağı artıran yaptı adam. Evet. Meral Hanım, şimdi adam çeltiği açıklıyor. Çeltik çıkmadı daha, çeltik. Ayçiçeği bitti, ayçiçeği. Köylü 4500 liradan para aldı, bitti. Bunları yani gündeme getiriyorum. Şu tamam, şu direkleri bir seninle dolaşalım. Vatandaşın arabasını koymuyor. Direk dikiyor, orada boşta duruyor. Oraları bir gezin Allah'ın sersen. Tamam. Ya biz tamam, çok çektik. Esnafım ben 40 senelik emekliyim. Emekliye zaten memur emeklisine ayrı veriyor. Bağkur SKK emeklisine ayrı zam yapıyor. Bize %8, onlara %15. Bunları bir gündeme getirin yani. Tamam, ben biz sesimizi duyuramıyoruz yani. Tamam bak, şimdi burada hazır bak, gazeteciler de var, basın da var, duyulduk. Ben de ayrıca devam ettireceğim. Vekilimizin babasının arkadaşıyım ben. Rahmetlik tamam, babasının arkadaşıyım. Tamam, çok teşekkür ederim. O biliyor beni iyice. Tamam, çok teşekkür ederim. Bu ayçiçeği bitti ayçiçeği. Daha fiyat açıklanmadı. Daha açıklanmadı. Ama Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Cumhurbaşkanımız çeltiği açıldı. Çeltik daha çıkmadı ki. Hasat bitti, parası yok. Bak şimdi ne diyor arkadaşları biliyor musunuz? Diyor ki ayçiçeği bitti. Daha fiyat açıklanmadı. Ama daha fiyat açıklanmadı. Çeltik çıkmadı. Fiyatı açıklandı. Ağaç çekirdeğinin fiyatı açıklanmadığı için ucuz ucuz gitti. Doğru. Ve sonuç itibariyle fiyat açıklansa da hayır, ne yazar gelmedi, diyorlar. Hayır, yani başkanım, zaten para da yok. Bir kelime daha söyleyeyim başkanım. Ben Yanezi köyündenim. Arazi birleşmesi var. Bizi bize sormadan arazimizin
Deli mi noksan getiriyorlar? İşte diyor o memurlara güç yetmiyor. Yani böyle sistem iyi olmaz. Bizim arazilerimiz perişan durumda. Başkanım, dün Aktepe muhtarıyım ben, Cemil Akbaş. Bravo muhtar. Alay komple buraya geldi. Alay komple. Dün insanlara var ya, öyle bir eziyet oldu ki başkanım. 24 mahalle bunu istemiyor, zorla yapmaya uğraşıyorlar. Cemal başkanım, bizim okul servislerini, köyler okul servislerini kaldırdılar. Vatandaşın kendi cebinden servis tutması önünde kaldı. Ben 3 tane çubuk okutuyorum, siteye gelmesiyle. 1200 lira servis parası veriyorum. Ama bu dönem bir çiftçi... Bayan konuşuyor, başkanım. Bayan, bayan konuşuyor. Başkanım, araziye gidelim başkanım. Servisini kaldırdılar. Evet, kim konuşuyor? Bayan konuşuyor. Hanımlardan birisi kim dedi? Köylünün arazisi mahvoldu. Evet, evet, çok teşekkür ediyorum.